yeniden merhaba. Bugün bir önceki videonun devam niteliğinde bir video ile karşınızdayım. Aslında o videoyu çekerken böyle hani artık dayanamayıp aldıklarımı göstermek istemiştim bir an önce. Hem de indirimde ürünler tükenmeden siz de faydalanabilin diye. Ama o videoyu çektikten ve hatta paylaştıktan sonra yine birkaç mağaza alışverişlerimde gayet güzel ve uygun ürünler buldum. Sizin için onları da yine göstermek istiyorum. Hem yine Plan 1'den Zara'dan aldığım galiba birer parça var. Yani bu sefer abartmadım. Trendyol'dan ama aldım yine birkaç bir şey var. Bir de sürpriz birkaç parça var diyeyim size. Onları yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bir önceki videoda da gördüm. Hani çok aşırı bir nasıl diyeyim soran olmasa da faydalananlar olduğunu gördüm. O yüzden mutlu oldum. Umarım bunları da beğenirsiniz. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben Trendyol'dan aldıklarımı göstereceğim size. Ve şununla başlıyorum. Böyle bir bluz aldım. Arkası düz. Askılı. Böyle biraz daha yaz için uygun. Aslında bu arada şimdi uygun değil ama indirimdeydi. Şöyle göstereceğim etiketini. Ayrıca bunun size yine kodunu üst tarafa girerim videonun şurasına falan. Diğer videoda girerim belki deyip girmiştim. Şu şekilde yine görünüşünü de göstereceğim buradan. Böyle duruyor. Birinci parçam bu. Yine bunun dediğim gibi kodunu girerim. Dantelli bir bluz. Bir de bunun siyah rengi vardı. Yani tükendi mi bilmiyorum şu an ama. Bu şekilde. İkinci ürünüm aslında bu şekilde gösterince bayağı bir saçma duruyor. Yani bayağı şöyle bir şey duruyor. Böyle saçma sapan bir şey gibi duruyor. Öncelikle bunun ben size duruşunu göstereyim. Şu. Biraz açık duruyor ama özel günler için uygun olabileceğini düşünüyorum ben bunun. Yani yılda bir kere bile giysem giyerim diye düşünerek aldım. Bir de arkası şu şekilde geliyor. Onu da göstereyim size. Bağlama aslında az önce gösterdiğim uzun ve saçma duran kısım bu şekilde görünüyor. Bu da böyle. Etiketini de göstereyim. Kodunu yine girerim. Şu an tükenmiş görünüyor ama muhtemelen gelir diye düşünüyorum ürün. Ben alırken tek medium kalmıştı. Bunun o yüzden medium'unu aldım. Ama oldu gibi yani. Hafif bol ama böyle şu üplerinden sıktığınızda bol gibi olmuyor. Üçüncü parçam da şu küpeler. Yine Trendyol'dan aldım. Şu ürün. Şu an 18 lira fiyatı. Ben 12.99'a aldım. Ama şöyle bir sorun var ki size bunu göstereceğim. Nasıl anlatayım bunu da. Şu kısımları, şu takılma kısımları çok zayıf yapmışlar. Yani aşırı kırılgan bir yapıya sahip ve çıt diye çıktı. Bayağı sorunluymuş, çıkıkmış yani açmaya çalışırken gitti. O yüzden bunları iadeye yollayacağım. Yine de göstermek istedim. Aslında çok güzel duruyor bilmiyorum. Hani büyüklüğü falan da gayet ideal. Ama çok şey değil. Gümüş bir küpeydi bu arada. 12 liraya gümüş küpe almak gayet iyi bence. Ama dediğim gibi çok fazla sağlam bir yapıya sahip değil. Ama tercih ederseniz diye göstermek istedim. Bunun bir kodu falan yok herhalde. Videonun altına bunun linkini girerim size. Trendyol'dakilerin linkini girebilirim. Şimdi Plan 1'den 2 tane ürün aldım. Onları göstereceğim. Birincisi şu tişört. Şurasında minik bir yazısı var. Onun dışında arkası böyle. Ben bunu çok beğendim. Bilmiyorum. Böyle şey açık renk kotla denedim aslında. O yüzden muhtemelen çok fazla hoşuma gitti. Çok uyumluydu. Ama yine düz şeylerle falan yazın da çok güzel olabilir. Böyle hafiften göbeğe açık gibi ama çok kısa değil boyu. Çok ideal yani bilmiyorum. Etiketini göstereceğim size. 70 liradan 20 liraya düşmüştü. Referans kodunu videoya gireceğim. Link olarak da bulabilirsem bırakırım yine sizin için. Small bedenini aldım. Gayet böyle normal bir yapıya sahip. Hani bol geniş bir kesim yok. Öyle bu şekilde. Bu sefer denemeyeceğim. Çünkü çok az zaten kıyafet var. Direkt oturduğum yerden gösteriyorum bunları. Bu şekilde. İkinci üründe bir çanta. Çantada şöyle. Bel çantası böyle şey kemerli. Ama kemerini bağladıktan sonra yani şuradan
atıyorum. İşte şu şekilde geçirdikten sonra şöyle yan olarak da takabilirsiniz boyundan geçirerek. Ama şey olarak gayet güzel duruyor. Böyle pantolonla falan boş duruyor kemer kısmına geçirdiğinizde. Birazcık küçük bir yapıya sahip böyle. Bir karış falan ama cüzdanınızı işte serpağınızı, aynanızı, bir tane de rujunuzu alıyor içine. Burası çıt çıtlı. Şöyle basarak kapatıyorsunuz. Onun içinde çok hafif böyle bir şey var. Saydamlığı var. Çok hafif arkasını gösteriyor ama çantanın içinde ne olduğunu uzaktan geçen biri hiçbir şekilde göremez. Şeffaf gibi de değil. Önünde dediğim gibi çok ayrıca bir şey yok. Arkasının bir yazısı var. Sadece markası yazıyor. Ama o zaten görünmüyor. Etiketi bu arada şuradan şöyle pıt diye düştü. Çıkarıp göstereyim ben de size. Yine kodunu buradan SS alabilirsiniz. Ben yine videoya gireceğim. Her seferinde söylüyorum ama gireceğim. Bu fiyatı burada şey Türk lirasını basmamışlar. Zaten online'dan aldım ve 50 liraya aldım. 100 liradan düşmüştüm. Şeydi bu Trendyol'da görmüştüm ilk başta ben bunu. 100'den 70'e düşmüş görünüyordu. 69-90'dı. Almadım. Biraz daha bekledim. Böyle bir emin olamadım. Hani böyle kemerli olduğu için rahat kullanabilir miyim falan diye. Bir almak istemedim. Ama deseni falan da beğendim. Ondan sonra işte baktım yine 49-90'a tekrar bir indirime düşmüş. Onlara sipariş verdim. Diğer videoma yetişmedi. Aslında sipariş vermiştim ama bu videoya nasip oldu bu da. Bu da bu şekilde ikinci ürünü falan bir yerden. Şimdi Zara'dan tek bir ürün aldım. Onu göstereceğim. Aslında aşırı indirimde olduğu için aldım. Çok gerek duyarak aldığımı söyleyemem size. Böyle bir şapka. Öne düğümdüz. Normal bir şekilde takılıyor. Takacağım birazdan. Arkası da kepin arkası gibi. Ama hani direkt şu şekilde takıyorsunuz zaten. Öne buraya gelecek şekilde takıyorsunuz ama arkadan bir çıkıntısı olmuyor. Öyle düşünün. Şimdi ben bunu takacağım. Göstereceğim. Böyle. Umarım düz takmışımdır. Böyle duruyor. Normal kep takmışsınız gibi ama kış için bir tık daha uygun olabilir. Çünkü arkasında bir çıkıntısı yok. Dediğim gibi bu şekilde duruyor. Bence hoştu. Bilmiyorum. Ben beğenerek aldım. Bunu erkek reyonundan aldım hatta. Onur'la bakarken, Onur'a bir şeyler bakarken bulduk da aldık. Yani ona da oldu, bana da oldu. Ama ben el koydum diyebilirim size. Medium beden yazıyor. Bedenleri var mı bilmiyorum ama işte şurasında 57 cm falan yazıyor. Boyut olarak. Etiketini göstereceğim. 90'lardan 15 liraya düşmüştü. Yani sırf aşırı indirim var diye aldım bunu. Yoksa çok gerek duyarak aldığımı söyleyemem. Bilmem devam etsem videoya. Güzel duruyor mu onu da bilemedim. Bir dakika. Etiketi çıkıyormuş. Tamam. Böyle devam edeceğim. Şunu koparacağım ama. Koparamadım. Bekleyin. Tamam, bununla devam edeceğim. Karar verdim. Şimdi Mango'dan da tek bir ürün aldım. Ve bu bir aksesuar. Kemer aldım arkadaşlar. Toka kısmı böyle. Bu şekilde. Yine uç kısmı böyle. Böyle animal print deniyor ya bunlara. Böyle hayvan desenli gibi biraz. O tür bir desen var. Ve benim çok hoşuma gitti. Böyle sade giyinildiğinde falan çok hoş durabileceğini düşünüyorum. Böyle bir kemer. Fiyatını hemen size söylüyorum. Etiketini de gösteriyorum. 90 liradan 30 liraya düşmüş. Mango. referans kodunu gireceğim. Evet. Bu da bu şekilde bir üründü. Geçiyorum. Koton'dan bir şeyler aldım. Onları göstereyim size. Ters bırakmışım yine. Bir adet pijama altı aldım. Çok uygundu fiyatı. Hatta arkasında 35 liradan 15 liraya düştü yazıyor. Fakat ben bunu 10 liraya aldım. Yani uyurken deneyeceğim bakalım. 34 bedenini aldım. Tek kalmıştı. Bu şekilde. Güzel bir rengi var. Böyle bir ürün. Onun dışında da şimdi fiyatlarına inanamayacağınızı düşündüğüm 3 parça aldım. Aksesuarlarda şey vardı. Bunu ben Koton Outlet'inden aldım. Gazdemir tarafında Koton'un bir tane outlet mağazası var. Hatta böyle yan yana Elsi Vakiki de Facto falan var.
Collins var hatta, Filo var. Öyle 4-5 tane mağazanın olduğu bir outlet gibi bir yer var. Çok büyük değil ama. Optimum'un da alt tarafında kalıyor. İzmir'de olanlar için, bilenler için. Orada aksesuarlarda 3 al 2 öde vardı. Ben de bunu faydalanmak için aslında tek bir parça almışken hadi dedim bir tane daha alayım. Üçünü zaten bedavaya gelecek ki. Şimdi bunu çıkarıyorum. Çünkü diğerlerini gösterebilirim size. Şimdi birinci parçam böyle bir şapka, bere. Bunu şey için almak istedim aslında. O gün hava çok soğuktu. 2 gün önce aldım ben bunu ama videoyu yayınladığımda daha da geçmiş olacak. 2 günden fazla. Neyse. Bunu çok soğuk ve yurda dönerken hava çok soğuk olduğu için üşümemek için aldım. Böyle duruyor. Ben gayet tatlı durduğunu düşünüyorum. Bir tek şu ne ile onun arası biraz fazla mı açık? Böyle bir orantısız duruyor ama beğendim. Şimdi bunun fiyatı 10 liraydı. Ben bunun yanına şöyle bir yine saç ürünü aldım. Böyle. Bu arada bunu o gün taktığım için etiketini kopardım. Yine şöyle bir şey aldım dediğim gibi. Böyle saç bandanası gibimsi. Saç bandı. Bu da 16'dan 9 liraya düşmüştü. Yani hepsi aslında 10'ar lira aldım parçaların. Onu da deneyeyim. Denemedim çünkü hiç kafamda ama. Şimdi bunu nasıl takacağız? Taktım. Direkt bu şekilde takabilirsiniz. Şuradan böyle hafif saçınızı falan çıkarabilirsiniz. Böyle bir şey almayı istiyordum aslında kış bitmeden. Böyle denerim fotoğraf çekerken falan güzel olur diye. Ama çok da istediğim gibi bir şey bulamamıştım. Bundan da kampanyadan faydalanıp almak istedim. Böyle duruyor. Böyle içinde minik altın parıltılar var hatta. Böyle. Böyle. İkisi 10'ar liraydı. Kasaya giderken üçüncü bir ürün bulamadım kendime göre. Ve çorap aldım. Üçlü. Böyle uzun çorap aldım. Şöyle pembe, pembemsi bir lilamsı bir renk var. Gri var. Bir de lacivert var. Bunun fiyatı da yine 12.90'dan 9.90 düşmüş görünüyor. Ama ben aslında bu üçünü toplam 20 liraya almış oldum. Öyle de bir kampanyadan faydalanmış oldum. Yine İzmir'de olanlar varsa bu outlet'teki birçok ürüne bakabilirsiniz. Çünkü tüm mesela aksesuarlarda bu indirim olduğu için hani 3 ayakkabı al 2 öde ya da mesela bir çanta alın bir ayakkabı alın gibisinden birçok şey var. Takılarda yine bu şekilde aksesuarlarda bayağı bir indirim var. Faydalanabilirsiniz. Onun dışında şimdi yeni bir video aslında çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonraki video olarak aklımda böyle kurguladım. Essence ile alakalı bir video çekmeye karar verdim aslında. Baktım malzemelerime birçok hani makyaj malzemem vardı ama birkaç da eksiğim vardı. Ve tek marka çekebilmek için eksikleri aldım aslında bakarsanız. 3 parça aldım onları göstereceğim. Ben daha önce Essence'in kapatıcısını denemiştim, kullanmıştım, bitirmiştim. Ki bir sene falan oldu muhtemelen. Bir senedir almıyorum. Güzeldi ama bu sefer kapatıcıdan daha farklı olsun diye normal videolarımda da hani fondöten kullanmadığım için fondöteni aldım Essence'in. Şöyle bir ürün. Bunun 10 rengi. Şu arkasını da göstereyim. Bunu Migros'tan aldım. Şeydeki Migros'tan aldım hatta. Optimum'daki Migros'tan aldım. Orada makyaj malzemeleri de var biliyorsanız. Şey 35'e 17,5 liraya düşmüştü bu. Öyle bir indirimden faydalanarak aldım bunu da. Fondöteni oradan aldım. Onun dışında bir adet pudra aldım. Bronzer ve highlighter vardı bende. Pudrası yoktu. Yine eksik olmasın video diye pudrasını aldım. Bu da 23 küsür liraydı. Watson's'tan aldım. Daha dün aldım bunu. Yanında da yine Essence'in şeyini aldım. Kaş jelini. Kaş maskarasını aldım. Şeffaf. Bunu da daha önce denemiştim. Bunu hatta hani çok fazla gerekli duymuyorum. Gerekli görmüyorum. Ama aslında alınca kullandığım bir ürün. Bir tek şeyini sevmiyorum. Böyle hani kaş kalemi falan veya şuraları doldurmak için bir şeyler kullandığınızda, pomat falan kullandığınızda ve bunun üzerine sürdüğünüzde o kaş kaleminin rengi biraz daha bu fırçaya geçiyor ve sürekli bunu işte çıkardığınızda, ettiğinizde bu şeffafça bildiğiniz kahverengimsi veya siyahımsı bir renge dönüşüyor. Ben de onun görüntüsünü sevmiyorum ve bir yerden sonra yarılandığında falan atıyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor sanki. Yani kötü bir görünüm verecekmiş gibi geliyor bana. Ya bunu o yüzden 2-3 kere mesela kullandım. Ama bir daha aldım. Bir daha muhtemelen kullanacağım bundan sonra öyle diyeyim. Böyle 3 tane ürün aldım. Bunlarla da muhtemelen bu hafta sonuma video çekmeye ayırdığım için yarın bir video çekmeyi planlıyorum bunlarla. Bu arada bugün günlerden cumartesi yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden bugün böyle bir video çekeyim dedim. Yarın da yine dediğim gibi
bu ürünleri de kullanarak diğer ürünlerimle birlikte birleştirerek bir video çekmeyi düşünüyorum. Son olarak böyle birkaç tane takım kaldı. Hatta optimum demişken şunu da göstereyim. Şu iThink'in şeyini aldım. Hem telefon kılıfı hem de kırılmaz cam birleşik olan bir seti. Bunu Forum Bornova'daki Migros'ta bayağı aradım, yoktu. Şey olarak şeffaf kılıfım var aslında ama hani cam sürekli değiştirmek gerekebiliyor telefonda. Çünkü bir yeri çatlıyor ediyor. Hani sürekli ben değiştiriyorum, o çatlaklar falan gözüme hiç hoş gelmiyor. O yüzden yani tek başına gidip 20 liraya bir cam alacağım, kırmızı cam alacağım. Bu şekilde 10 lira. Yani kılıfı artacağım 10 lira ve birçok model için var aslında. Sadece dediğim gibi Forum Bornova'da iPhone 11 için olanı bitmişti. Optimum'dakinden bulmuşken almak istedim oraya gitmişken. Diğer ürünleri de oradan almıştım birkaçını. Bu şekilde böyle bir telefon kılıfıyla kırılmaz cam paketi aldım. Bunu göstereyim. Son olarak da takılarım kalsın. Çok konuştum. Şimdi 3 tane küpe aldım. Bunları göstereceğim. Üçü de birbirine çok benziyor ama bence çok şıklardı. Bir tanesi bu. Üçü de gözlü bu arada. Boşuna şaşırmayın. Böyle bir tık daha böyle hani sade giyinildiğinde günlük falan kullanabilecek bir küpe olarak gördüm bunu. Bunun şu versiyonu var. Bu biraz daha taşlı böyle. Çok hani günlük tercih etmem ama üzerime uyan bir şey olursa özel günlerde falan ya da akşamları falan takabilirim diye düşündüm bunu. Yani evet çok benziyorlar. Birebir hatta boyutları da aynı gibi. Bunun alt kilidi var, bunun yok. Böyle iki ürün. Üçüncü de şu biraz daha sallantılı. Yani yine kullanırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bana gayet güzel geldiler üçü de gözüme. Bunları bu arada bandırmadan aldım. Mağazanın adını hatırlamıyorum ama eskiden Kral On olan mağaza. Acaba hala adı mı aynı mı bilmiyorum. Geçen hafta bandırmadaydım. Çünkü tatilim bir ay ve birkaç gün gitmem gerekiyordu. Orada da baktım böyle şeyler harcadım. Yapacak bir şey yok. Eskiden evet adı Kral On olan mağazadan aldım. Şu anda değişse dediğim gibi bilmiyorum ama bandırmadakiler oradan bunlara bakabilir. Ve bir sürü daha çeşidi vardı böyle gözlü küpelerin. Ben sadece 3 tanesini aldım ama baya baya bir çeşidi vardı. Öyle söyleyeyim. Videonun sonuna geldiğimi düşünüyorum. Bir önceki video kadar olmasa da biraz yine bir şeyler almıştım. Onları size göstermiş oldum videoda. Söylediğim gibi bu Optimum'un alt tarafında kalan Outdesk kısmından umarım yararlanabilirsiniz İzmir'de olanlar. Hani Defacto'da falan mesela o kadar indirim olmuyor genelde ama bu Koton'u Çalıköy'de olayını ben seviyorum ve gayet güzel şeyler bulunabiliyor. Daha önce de mesela işte çanta falan almıştım böyle bir iki tane. Gayet uyguna geliyor dediğim gibi. Onları umarım değerlendirebilirsiniz. Onun dışında Trendyol'dan aldığım ürünlerin linklerini ekleyeceğim. Yine diğer ürünlerin bulabilirsem linklerini ekleyeceğim. Çünkü bazen bulamıyorum. Ki bu Bershka'da, Zara'da falan olan ürünler bittiğinden direkt linkine ulaşamıyorum yazaraktan. Yani referans kodlarını girebilirim. Mağazalardan bakabilirsiniz onlara. Küpelerin linkini falan bir şeyini giremeyeceğim maalesef. Ama direkt gidip Bandırmadıklar dükkanından bakabilirler. Onun dışında Essence ürünlerini de Watson's'tan falan alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Onların da yine linkini sizin için koyarım videonun altına. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu birinin önceki videonun yine dediğim gibi devam niteliğinde oldu ama muhtemelen bunun devamı gelmeyecek. Gelirse de daha birkaç video ara olduktan sonra yine aldıklarımı gösteririm ama bu zaten Trendyol indirimi de 3 gündü. O indirim bitti ama daha sonraki yine indirimlerde aldığım ürünler olursa sizler de yararlanabilir diye paylaşırım. Yarın inşallah Essence ile ilgili bir video çekeceğim. Bundan sonraki video Essence videosu olacak diye düşünüyorum. Araya başka bir şey sıkıştırmazsam. Öyle, amacım o yönde yani. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ürünlere videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Link bırakmazsam ürünlerin referans kodlarını videoyu takip ederek şu köşelerden bulabilirsiniz. Plan 1 Zara gibi olan ürünlerinkini. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.